Ama şöyle bir durum var. Bunların hepsi çok pahalı arkadaşlar. Yani Türkiye'deki fiyatıyla Amerika'daki fiyatı aynı değil. Eğer kanalıma yeniyseniz biz bu kanalda telefonunuza verdiğimiz paranın karşılığını en iyi şekilde almanızı sağlıyoruz. Jailbreak tweaklerine bakıyoruz. Telefonunuzu nasıl daha iyileştirebileceğinize bakıyoruz. Ve nasıl bilmenizi istemediğiniz şeylerin sizin aslında parmak ucunuzda olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla dediğim gibi yeniyseniz takip etmeyi bir gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Herkese merhaba, iPhone Fırat'ından sizlerle. Bildiğiniz gibi Apple'ın World by DC konferansı dün yapıldı. Ben de bunu mal gibi 2,5 saat boyunca izledim. Neden mal gibi diyorum birazdan söyleyeceğim. Şimdi gönül ister ki videoyu dün yapmak ama şöyle bir durum oldu. Derslerime çalışıyordum, bir de hani geç saatti falan. Anca bugün yapabildim ve ama düzgün bir şekilde yapmaya çalıştım ve emin olun size garanti ediyorum. Bu konferansta ne olduğunun özetlerini okuyup da size birkaç tane maddeden ibaret olup hani 4 dakikada özetleyen kanalların videolarındansa ben bugün bütün konferansın konseptini anlamış ve bütün özellikleri anladığımız dilde size aktaracağım için emin olun daha iyi bir video olacak. Bu arada bütün hepsini ben İngilizce olarak buraya yazdım hani çıkarıldığı zaman. Dolayısıyla buradan bakıp da biraz çevirerek okuyacağım. Hani birazcık yavaş olabilir, kusura bakmayın. İki şey daha söyleyeceğim. Uzun bir video ve ikincisi de hani hepsini izlemek istemeyebilirsiniz. Sadece iOS 11'i merak ediyor olabilirsiniz. Bu yüzden ben iOS 11'in, Mac'lerin, Apple Watch'un zaten Apple Watch hemen şimdi anlatacağım. Ve çıkan diğer şeylerin de başlıklarıyla sürelerini hani birini buraya birini buraya ya da ikisini de buraya şeklinde yazacağım. Oradan da gidebilirsiniz direkt bütün videoyu izlemeden. Şimdi başlamak gerekirse hemen Apple Watch'la başlıyoruz. Apple Watch'a watchOS 4 çıktı. Yani Apple Watch'un 4. sürümü çıktı. Burada ne oluyor? Birazcık daha interaktif yapmışlar falan filan. Onun dışında temalar gelmiş. İşte bu Buzz Lightyear falan filan gelmiş. İşte Mini gelmiş, Woody gelmiş. Mini zaten vardı da. Ve fitness'la ilgili daha fazla bizim hani dokununca duruyor müzik falan filan. Bu AirPods'larla küçük hani kablosuz kulaklıklarla da çok güzel senkronize etmişler. Yani aslında Apple Watch olarak çok bir şey yok hala. İkinci olarak Mac'lerden bahsetmek istiyorum. Mac'lere zaten gördüğünüz gibi benim birazcık samimiyetim var Mac'lerle. Şimdi Mac'lerin işletim sistemleriyle ilgili ben güncellemelere kesinlikle karşıyım yine. Ama bazı sürümler var hani yeni bir çağ açılıyor. Yani iOS 6 ile iOS 7 arasındaki çizgi gibi böyle bir fark var arada. Ama bu seferki saçmalık zaten. Mevcut macOS sürümünün adı Sierra'ydı. Ve adamlar dalga geçer gibi yenisinin adına High Sierra demişler. Yüksek Sierra. Yani adam da bunu söylerken o Craig Federighi de zaten bunu söylerken gülmeye başladı. Dolayısıyla saçma sapan hani biri burada başlıyor. Şimdi Safari'yi çok geliştirmişler. Niye? Çünkü Safari hem gerçekten şarj açısından ve efficiency dediğimiz verimlilik açısından inanılmaz bir browser. Yani bir tarayıcı. Bu yüzden Safari'yi daha da geliştirmişler. Mesela bir internet sitesinden atıyorum. Hepsi buradan gitti gidiyorlar. Şimdi bu reklam değil tabii ki. Bir şey alıyoruz. Ve bizim buradan sonra girdiğimiz her sitede benim aldığım bir şey, örneğin ben fotoğraf makinesine lens aldım ya, o lens reklamı beni her yerde takip ediyor. Abi Facebook'a giriyorum o çıkıyor. Başka bir siteye giriyorum o çıkıyor. Bunları engelliyor. Onun dışında bu bir siteye girdiğiniz zaman otomatik olarak videoyu oynatmaya başlıyor. Onları engelliyor. Şimdi mail özelliklerine bakacak olursak. Mailde Split View diye bir şey çıktı. Split View dediğimiz şey bizim ekranı bu şekilde ikiye ayırıyor. Ve biz hani atıyorum buradan fotoğraflara bakarken buradan da mail atabiliyoruz ki onları buradan buraya sürükleyebilelim diye. Onun dışında fotoğraflarda işte yüz kısmı falan gelişti. Data. Şimdi Apple'ın file system yani dosya sistemi değişti. Apple bundan önce HFS kullanıyordu yani HFS kullanıyordu 30 yıldır. Ama şimdi Apple File System'a geçti. Apple File System zaten bu Cydia'nın üstüne kurulu olduğu Apple File Conduit diye bir tweak vardı. O da Apple File System tweak'inin bir parçasıdır aslında. Jailbreak bu yüzden aralara sızabiliyor ve tweak'leri falan çok küçük. Hani telefonunuzu değiştiriyorsunuz ama 1 MB'da telefonunuz değişiyor. Hani bu sisteme geçti Apple'da. Dolayısıyla artık daha verimli, daha az şarj eden ve daha az yer tutan dosyalara sahip olacağız. Onun dışında tabii ki de daha hızlı ve daha güvenli. Video olarak bir değişiklik yapıldı. Biz normalde H264 kullanıyorduk. Yani çözünürlük olarak. Artık 4K videoların falan çıkmasıyla birlikte H265 çıktı. Bu size bir şey ifade etmeyebilir. Ama bu ne demek? 4K videoları artık çok daha az yer tutarak ve çok daha rahat bir şekilde bu donmadan falan izleyebileceğiz. Grafik olarak şöyle. GPU'larda arttırma yapıldı. Metal denen bir developer programı var. Bu Metal'i çok geliştirmişler. Developer Kit'i aşırı geliştirmişler. VR desteği eklemişler ama VR desteği şöyle. Mac'lerdeki VR'lar bizim oyun oynadığımız gibi kullanılmıyor. Örneğin Unity veya Unreal'da gibi grafik tasarım programlarında VR kullanarak tasarım yapabilmemizi sağlıyor. Konferansta çok güzel anlatıyor zaten. Ben oradan da resimlerini koymaya çalışıyorum. iMac'lerin yenileri çıktı. Aslında yenileri değil de güncellemeleri çıktı. 32 GB RAM'den 64'e yükseldi falan hani maksimum kapasite. Ekran gelişti her zamanki gibi zırt pırt %50 daha parlak diyorlar. Hafıza ve RAM kapasitesi arttı. 2-3 TB'a kadar çıkabiliyor yanlış hatırlamıyorsam.
Şimdi iMac Pro diye bir şey çıktı. Bu gerçekten rengi inanılmaz güzel. Ona hiçbir lafım yok. Şu ana kadar yaptığımız en güçlü Mac diyorlar. 8 core, 10 core ve 18 core'a kadar inanılmaz bir açık var arada. Buraya kadar çıkabiliyor tabii ki. Fiyatı çok yani. Çoktur. Hani MacBook'larında yani bu bizim söylediğimiz laptoplarında 15 inçlik versiyonuna grafik kartını upgrade ettiler. İp nereye bakın, sadece 15 inç yapıyorlar yani. Sadece 7 milyar veriyorsan upgrade alıyorsun, yoksa yok. Onun dışında da %50 hızlı SSD'ler taktıklarını söylüyorlar. Hani zaten yeni MacBook bile hızlıyken onun da %50'si hızlı olduğunu düşünürsek hani bu çok da bizim işimize yarayacak bir şey değil aslında. Bütün hepsinin çipini güncellediler. Bu Intel bilmem neden başka bir şey çıkardılar. Şimdi adını tam olarak hatırlayamıyorum. Şimdi iPad Pro inanılmaz geliyor. iPad Pro efsane bir alet oldu. Paranız varsa yani bu işte iPad Pro'ya çarpılacak paranız varsa hiç durmayın. Mutlaka alın çünkü efsane oldu. Şimdi iPad'lerin amacı aslında şudur. Bilgisayardan telefona geçmek isteyenler, daha doğrusu tablete, telefon yanlış bir terim, için bir çözümdür bu iPad'ler. Ve bu iPad'le yaptıkları sürümde kullanıcılardan aldıkları feedback'leri çok iyi değerlendirmişler ve inanılmaz bir sistem yapmışlar. Bir kere iPad Pro'nun 10.5 inç'e çıktı. iPad Mini'nin birazcık daha büyüğü gibi. Büyüklük açısından bu bence pek bir şey yaramaz ama neyse. Şimdi dock kısmı eklendi. Bildiğiniz Mac'lerdeki gibi altta dock kısmı eklendi buna. Ona istediğiniz gibi ekleyip çıkarabiliyorsunuz. Multitasking yapabiliyorsunuz. Çift ekran kullanabiliyorsunuz yine. Yeni bir Apple Switcher geldi yine şeylere de. Quick Write kısmı geldi. Hani hızlı bir şekilde yazabilmeniz için. Örneğin klavyedeyken siz S tuşuna basılı tuttuğunuz zaman direktmen istediğiniz noktalama işareti veriyor size. Bu şekilde bir özellik geldi. Şimdi bu özellikler daha çok iOS 11 ile ilgili ama onu da anlatacağım. File system değiştiğin her zaman gibi Files diye bir şey geldi. Dediğim gibi bu da iOS 11 ile ilgili ama iPad'de özel bir yere sahip. Bu Files dediğim uygulama, bunların hepsi 3. parti yazılımları tek bir çatı altında toplayıp Android'deki bu hafıza kartını açtığınız zaman içindeki dosyaları görmenizi sağlayan kısım gibi bir kısım oluştu ayrıyeten. Onun dışında PDF yaratabiliyorsunuz artık direktman. Bir screenshot alarak PDF yaratabiliyorsunuz. Highlight yani üstünü çizerek falan birine yollayabiliyorsunuz. Buraya bakman gerek tarzında. Ve bir hardware olarak gerçek bir hardware. Hani saçma sapan bu upgrade'lerin dışında. Home speaker diye bir şey. Abi bu 7 inç. Şu kadar bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Dediğim gibi World Wide DC'de ne olacak dediğim konferansta, hani o videoda söylediğim doğru çıktı. 7 inçlik bir hoparlör. A8 çip çalıştırıyor. Ve A8 çip çalıştırdığı için de piyasadaki en akıllı home speaker. Şimdi nerede olduğu fark ediyor. İnanılmaz bir taktiği var bunun. Çok hoşuma gitti benim. Şimdi buraya koyuyorsunuz atıyorum. Buradayken bu Doppler efektinin kullandığı bir sinyal yayıcıyla birlikte sizin ne kadar uzaklıkta olduğunuzu algılayıp sesini ona göre ayarlıyor. Tizini, basını, yüksekliğini falan çok akıllı var harbiden. Ben çok beğendim yani. 2-3 tane bir araya koyduğunuzda da çok güzel bir şekilde böyle ortalığı inletebiliyorsunuz. Ve gelelim iOS 11'e. En sevdiğim. iOS 11 çıktı. Jailbreak geliyor mu? Gelecek. Ama ne zaman bilmiyorum. Ağustos falan diyorlar ama onu artık bana sormayın. Şimdi iOS 11 inanılmaz bir sürüm olmuş. İnanılmaz derken 3D touch'ınız yoksa bir boka yaramıyor. Ha yarıyor ama çakma gibi yarıyor. Onu bir söyleyeyim. Yani 6S ve 7'niz yoksa iOS 11 çok size göre değil. Çok da kasacağını düşünüyorum çünkü grafiklere çok ağırlık vermişler. Hemen başlayayım abi. Mesajlar çok değişti. Mesajlar çok güzel olmuş. Niye? Apple Music'ten esinlenmişler benim anladığım kadarıyla bütün bu temaları. Otomatik senkronize edebiliyor artık mesajlar. Yani telefonunuzda yer kaplamıyor. İstediğiniz hepsini. Ve iCloud'unuzda sizin en çok kullandığınızı tutuyor. Diğerlerini alttan doğru silmeye başlıyor. Yani cloud'a atmaya başlıyor bir telefonunuzda tutmaktansa. Apple Pay çok geliştiğini, Amerika'da bunu biz yine kullanamıyoruz. Amerika'daki satıcılar arttı vesaire. Artık birebir para ödeyebiliyorsunuz. Yani benim atıyorum arkadaşım bana yazıyor. Senin bana 20 lira borcun var diye. O 20 lira phase'ini yani 20 lira terimini gördüğü zaman benim Apple kartımdan 20 liralık bir kart yaratıyor. Ve göndermek ister misin diye bir seçenek sunuyor bana. Tabii ki gerekli güvenlik önlemleri alındığı takdirde bu yapılıyor. Siri çok daha akıllı olmuş yine her zaman gibi. Yani Siri bu şekilde konuşmaktansa hani bu şekilde konuşmaya başlamış artık bildiğiniz insan gibi. Hani dünyayı istiradan robotlar vesairedeki adamlar gibi konuşuyor artık Siri. Ve app'lerle çok daha fazla senkronize olduğu söylenebilir Siri'nin. Şimdi kamera çok gelişmiş. Aslında çok da gelişmemiş de hani sonunda iPhone 7'nin kamerasını destekleyebilecek bir sistem getirebilmişler. Boyutları ufaltılması için biz normalde HIVC sistemini kullanırken HIFC sistemini kullanmaya başladık artık. Buradan hiçbir şey anlamış olabilirsiniz. Ben de anlamadım zaten. Yani ne demek boyutu kısaldı falan filan. Düşük ışıkta artık daha güzel çekebiliyoruz. 2 tonlu flash uygulaması falan daha güzel yapıldı. En çok uygulamayı Live Photos'da yapmışlar. Bu 3-5 tane fotoğrafı arka arkaya çekince basılı tuttuğunuz zaman hepsi beraber oynuyor ya. O çok güzel olmuş. Onları artık Instagram'daki bu loop haline getirebiliyorsunuz. Başa sarabiliyorsunuz ve hani onlarda ayar yapabiliyorsunuz. Beğendiğim bir şey daha var.
sizin örneğin havuza atlarken fotoğrafınız var ama tam buradan böyle atlarken telefon eğer gerekli çevreyi yakalarsa, yani çok fazla eşya yoksa falan etrafta, sizin arkadan buradan koşarkenki halinizi de yaratabiliyor. Sanal gerçeklik gibi bir durum olmuş orada. Kontrol center'ımız var, yani kontrol center çok güzel ve tek sayfa ve 3D taşla birlikte genişliyor. Yani kontrol center aslında baktığınız zaman hani kutu içinde kutu gibi bir şey. Örneğin siz oradaki 4 ikona basıyorsunuz, oradan hop diye bunlar 6 tane oluyor. Bu yüzden diyorum size, örneğin 5S'te bunu basılı tutarak yapabiliyorsunuz hani 3D taştan ziyade. Ama basılı tuttuğunuzda çakma gibi olur ve grafik anlamdan bu saydamlığa ve değişen renklere çok ağırlık verdikleri için çok kasacağını düşünüyorum ben. Ama çok hoş olmuş gerçekten. Bildirimler de işte artık tamamen yukarıdan indirmektense böyle tık yaptığımızda iniyor. Bu arada bunların hepsini yarın video koyarak anlatacağım en son bir de. Telefon ayarladım kendime. Şimdi kamera olarak dediğim gibi yine aynı şekilde canlı yayın fotoğrafı yapabiliyorsunuz. Yani canlı yayın fotoğrafı derken bu 3D fotoğraflar artık GIF haline de getirilebiliyor. Otomatik olarak loop yaratabiliyorsunuz. Bunları zaten saymıştım. Exposure'lar, yani bizim diyaframlarımız, aralıklarımız daha uzadı ve bu da telefonun kendi kendine bir sanal gerçeklik üzerinde tamamlayıcı kısım yaratmasını sağladı. Hayvanları tanıyabiliyor artık telefon, öyle bir özelliği var yani. Köpeğin falan filan, hatta köpekten örnek verdiler. Siri'de bir şey daha var burada eklemek istediğim. Interest track, yani sizin ilgi duyduğunuz şeyleri Siri artık takip ediyor ve size buna göre öneriler vermeye başladı Siri. Örneğin ben orada hatta söylemişlerdi bana, ben İzlanda'ya gideceğim diyelim. İzlanda'ya gittiğim zaman, daha doğrusu İzlanda ile ilgili bir şey araştırdığım zaman internette, bana Siri otomatik olarak İzlanda haberlerini çıkarıyor. Bence bu çok güzel bir şey, yani telefonunuz size zamanla alışıyor. Aynı zamanda da çok da güvenliksiz bir şey yani. Haritalarda da değişiklik olmuş. Örneğin alışveriş merkezlerine gittiğiniz zaman alışveriş merkezinin yerinden ziyade kat planlarını teker teker görebiliyorsunuz. Havaalanlarını da içine aynı şekilde görebiliyorsunuz. Örneğin bu check-up nerede, security nerede falan, nerede soyunuyoruz, nerede giriyoruz, onlar gözüküyor. Ve hız limiti var haritalarda. O çok iyi. Şimdi inanılmaz bir özellik gelmiş bana kalırsa. Yani gerçekten çok yaratıcı ve çok gerekli bir özellik. Dirt Wild Driving şeyin adı. Araba kullanırken beni rahatsız etme. Şimdi bu size geldiği zaman iki ihtimaliniz var. Ya ben sürmüyorum diyorsunuz, ya da ben sürüyorum dediğiniz için hiçbir şekilde bildirim gelmiyor size. Şöyle bir durum oluyor. Biri size mesaj attığı zaman, eğer bu moddaysa arabanız, direktman cevap gidiyor. Ve cevapta diyor ki eğer acilse acil bir mesaj cevaplayın, bildirim olarak ekranda gözüksün. Bu şekilde bir sistem yapmışlar. Bunu da dediğim gibi Wi-Fi Doppler efekt kullanarak sizin hızınızı ve nerede olduğunuzu, arabayı kullanıp kullanmadığınızı anlıyor. Bunu istiyorsanız kapatabiliyorsunuz ama çok güzel bir özellik olmuş. HomeKit gelişmiş, AirPlay 2 diye bir şey çıkmış, artık Multiple Audio destekleniyor. Yani atıyorum benim evimde 4 tane Apple TV var diyelim. Ben bunun 4'ünden de aynı anda aynı telefon üzerinden aynı müziği 4'üne de yayabiliyorum artık. Onun dışında playlist paylaşabiliyorsunuz. Yani örneğin ben arkadaşımla birlikte şarkı dinliyorum diyelim. İkimizin telefonu burada. Ben ve müzik açtım ama o diyor ki hadi artık benden açalım diye. Bunu teker teker bağlayacağınıza, yan yanaysanız o kendi şarkısını benim listeme geçici olarak ekleyebiliyor. Böylece çalan cihaza istediği şarkıların hepsini ekleyebiliyor. Müzikte bir değişiklik olmuş. Hani Spotify gibi olmuş. Bu kim ne dinliyor onu görebiliyorsunuz. Apple Store çok değişmiş. Apple Store başlı başına ayrı bir dünya olmuş yani. Hani Apple Store'da YouTube gibi oturup vakit geçirebilirsin artık. Oyun videoları, yani gameplay dediğimiz şeyleri eklemişler. Küçük küçük reklamlarını eklemişler. Günün oyunu falan yapmışlar. Hepsi çok güzel olmuş gerçekten. Ve onun dışında da AR kit diye bir şey var. Bu AR kit dediğimiz şey yine yazılımsal developerlar için olan bir şey. Sanal gerçekliği inanılmaz öteye sunmuşlar. Şimdi bu konferansta ne oldu? Bu konferansta Apple gerçekten teknolojiyi bir üst seviyeye çıkardı mı? Bence çıkarmadı. Niye? Çünkü bunların cihazları zaten full potansiyeli var. Yani bütün potansiyelini kullanmıyor cihazlar ve adamlar gittikçe özelliklerini arttırarak full potansiyele doğru yaklaşıyorlar. Örneğin 6S'ın full potansiyelini kullanabileceğimizi söyleyebiliriz bu sürümle. Ve machine learning, yani makinelerin bizi tanıyıp bize göre tepki vermesi gerektiren bir yapay zekaya doğru yönelilmiş artık. Siri üzerinden yapılmış. Bu da bence çok başarılı. Yani teknolojinin gitmesi gerektiği yere gittiğini gösteren bir kavram bu. Ama şöyle bir durum var. Bunların hepsi çok pahalı arkadaşlar. Yani Türkiye'deki fiyatıyla Amerika'daki fiyatı aynı değil. Maalesef. Dolayısıyla hani biz bunların gönül ister ki hepsini alalım, hepsini deneyelim ve hepsi senkron içinde olduğu zaman, ben size söyleyeyim, bu telefonların, bu cihazların karşısında durabilecek firma yok. Google Pixel'di, Samsung'du, hiçbiri. Eğer biz bu edevatların hepsini alıp gerektiği şekilde senkronize edersek Apple'ın karşısında, bakın uzun bir süre demiyorum, yani 5 dakikada bile o performans farkını, o senkronize farkını ve bütünlüğü görürsünüz. Ama dediğim gibi ben Türkiye'de bu durumlar birazcık daha olduğundan farklı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Hani World by DC'yi size en güzel şekilde anlatmaya çalıştım. En yakın zamanda iOS 11'in özelliklerini, iPhone 7 ile ilgili özellikleri ve daha birçok video yükleyeceğim. Bunlar için mutlaka takipte kalın. İzlediğiniz için teşekkürler tekrardan.